Sayın Valim, Sayın Vekilim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, Sayın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanım, değerli rektörlerim, üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personelleri, kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensupları, Sağlığın Üniversitesi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksinin temel atma merasimine hoş geldiniz. Programı arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nurullah Okumuş'un selamlama konuşmaları. Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Avukat Ali Özkaya'nın konuşmaları. Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı'nın konuşmaları. Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duası. Temel atma merasimi, kapanış. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Nurullah Okumuş'u kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Başsavcım, Adli ve İdari Yargı Mahkeme Başkanlarım, İlimizin, protokolümüzün değerli üyeleri, değerli konuklarımız, ülkemize ve Afyonkarahisar'a değer katacak Zafer Sağlık Külliyemizdeki eğitim kompleksinin temelinin atılması dolayısıyla düzenlediğimiz merasimi sizlerin teşrifiyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak misyonumuz sağlık alanında liderlik yapabilecek çevreye ve insani değerlere duyarlı bireyler yetiştirmek ve doğal olarak sağlık temalı bir üniversite olarak ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi aroma bitkiler ve termal sağlık konusu başta olmak üzere öncü sağlık araştırmaları ve yatırımlarıyla bilgiyi üretmek, uygulamak ve paylaşmaktır. Bir üniversite olarak tüm bu hedeflere ulaşabilmek için 3 temel şarta ihtiyacımız var. Birincisi olmazsa olmazı öğrenci. Bir diğeri tabii ki bunların eğitmenleri, öğretmenleri yani akademisyenlerimiz ve yeterli ve uygun altyapı ki bunun içerisine laboratuvarlar, derslikler, cihaz ve ekipmanları dahil edebiliriz. Nicelikten ziyade niteliğe odaklanan bir eğitim felsefesiyle hareket ettiğimiz üniversitemizde 2018'de 5131 olan öğrenci sayımız yeni açılan ve kontenjanları değişen bölüm ve programlarımızda 2022 itibariyle 6700'e ulaşmış ve öğrenci sayımızda %30'luk bir artış sağlanmıştır. Buna karşılık 2018'de 355 olan akademik personel sayımız 2022 itibarıyla 556'ya ulaşmış ve akademik personel sayımıza da %56'lık bir artış sağlamış durumdadır. Öğrenci ve akademik personel sayımızdaki bu artışlar karşısında maalesef artık mevcut bina ve altyapımız yetersiz kalmaya başlamıştır. Üstelik açılan kontenjanlarımızın neredeyse %100'üne öğrenci yerleşimi olduğu göz önüne alındığında sağlık alanında yeni bölümler açma hedefimiz ve uluslararası açılım çerçevesinde yabancı öğrenci sayısına artış sağlanması planımız ki bu konuda çok fazla talep var şu anda. Bütün bunlar göz önüne alındığında mevcut binalarımızın yetersiz olduğu apaçık ortadadır. Daha da önemlisi tematik bir üniversite olarak sağlık alanında araştırma üniversitesi olma hedefimiz de göz önüne alındığında akademisyenlerimizin en iyi donanıma sahip ve yeterli laboratuvar sayısına ve altyapısına sahip olması bu hedefin en önemli gerekliliklerinden birisidir. Bu gerekçeler ve temel misyonumuz doğrusunda öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, derslik ve eğitim laboratuvarı ihtiyaçlarını karşılamak, akademisyenlerimize uygun altyapıya sahip ve yeterli sayıda araştırma laboratuvarları sağlamak, eczacılık, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerimizin ihtiyacı olan eğitim ve idari binalarını sağlamak ki şu anda diş hekimliği fakültemiz kampüs dışında il merkezinde bir başka binada hizmet vermekte. Eğitim ve idari binaları sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerimizin kütüphane ve konferans salonu ihtiyaçlarını karşılamak ve külliyemizdeki sosyal alanları genişletmek amacıyla üniversitemizin uzun yıllar bu alandaki ihtiyaçlarının gereksinimini ortadan kaldıracak bu sağlık kompleksinin yapımı planlanmış, milletvekillerimizin ve ilgili bakanlıkların da desteğiyle gerekli ödenekler alınmış
projelendirilmiş, ihalesi yapılmış ve siz değerli misafirlerimizle bizi buluşturan bu temel atma merasimiyle de bu değerli komplekse ulaşma hedefimize inşallah bugün itibariyle başlanmış olacaktır. Bu mutlu günümüzde buraya kadar teşrif ederek bizleri şereflendiren siz saygıdeğer misafirlerimiz, sizlere projesi üniversitemiz tarafından hazırlanan eğitim kompleksimiz hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yaklaşık 43 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve iki etapta bitirilmesi planlanan eğitim kompleksi projesinin 19.500 metrekaresini kapsayan ilk etabının inşaatına bugün start vermiş olacağız. İlk etabın 2024 yılı itibarıyla bitirilmesi planlanmaktadır. Ve ilk etabın maliyeti yaklaşık 130 milyon TL civarında olacaktır. Şu anki şartlarda. Proje içeriğinde Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nin eğitim ve idari amaçlı kullanacak mekanları, 80 öğrenci kapasitesinden 300 öğrenci kapasitesine değişen çeşitli büyüklüklerde 4650 öğrenci kapasiteli 34 derslik ve amfiler yer almaktadır. Bunun yanında genel ve bireysel amaçlı laboratuvarlar, artırılmış gerçeklik laboratuvarı, ses ve görüntü laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı, hücre kültürü laboratuvarı, multidisipliner laboratuvarlar, bilgisayar laboratuvarı, mikroskobi laboratuvarı olmak üzere 16 merkezi laboratuvar yer almaktadır ayrıca. Bunun yanında Diş Hekimliği Fakültesine ait biyomedikal, fantom, protez ortez ve preklinik araştırma laboratuvarları, Eczacılık Fakültesine ait tüm bölümlere ait laboratuvarlar, farmasötik, botanik, toksikoloji, kimya, teknoloji, farmakognozi gibi laboratuvarlar, Sağlık Bilimleri Fakültesine ait ameliyathane simülasyon laboratuvarı, beslenme ilkeleri, besin kimyası, mesleki beceri, iş uğraş terapi, ergoterapi laboratuvarları, nörolojik rehabilitasyon laboratuvarları tüm öğrencilerimize ve akademisyenlere hizmet verecektir. Bunların yanı sıra 500 kişilik bir konferans salonu, yardımcı mekanlarıyla beraber, öğrenci yaşam alanı olarak adlandırdığımız içinde Farabi Erasmus Koordinatörlükleri, yabancı diller ofisi, kulüp odaları gibi muhtelif mekanların bulunduğu bir bölüm ve 1400 metrekarelik amfi kütüphane ile öğrencilerimize rahat bir çalışma alanı sunan bir adet sessiz derslikte bu proje içerisinde yer alacaktır. Eğitim kompleksimizin bir özelliği de tamamlandığında hemen yanımızda bulunan, şu an iç tefrişatı yapılmakta olan ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında yılı başında hizmet sunmayı planladığımız merkezi yemekhane ve kantin binamızla direkt bağlantılı olacaktır tamamlandığında binamız. Dolayısıyla eğitim alan öğrencilerimiz de yemek ve kantin ihtiyaçlarını hiç dış mekana çıkmadan karşılama imkanına sahip olacaklardır. İnşaatına başladığımız ve üniversitemize büyük bir atılım sağlayacak bu önemli yapının yanında kuruluşundan beri kah ilimizin değerli bağışçıları, kah döner sermaye kaynaklarımız, işte kah devlet ödeneğiyle çok sayıda değişiklikler, yenilemeler ve yeni bina ve altyapı inşaatları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Ömer Zili Falaç Palyatif Bakım Merkezi ve misafirhanemiz, inşaatı devam eden çocuk acil binası, A bloğun acil ihtiyacımız olan eğitim birimlerine dönüştürülmesi, Afsu Kafe, ameliyathanelerimiz, yoğun bakımlarımız, yeni doğan ve çocuk yoğun bakımları, çocuk kemikliği nakil merkezimiz ki açıldığından beri çok başarılı nakillere imza atmaktadır ve bu bölgenin, sadece ilimizin değil, bu bölgenin bu açıdan ihtiyacını tek başına karşılamak durumdadır şu anda. Bunun yanında ilaç üretiminin olmazsa olmazı ön çalışmaları yapıldığı biyoremyeşerlik ve faz laboratuvarlarının inşaatı şu anda devam etmekte. İlaç üretim tesisinin ana inşaatı tamamlanmış durumda. Bütün bunlar şu ana kadar yaptıklarımız ve yapmakta olduğumuz işlerden birkaçıdır. Törenin alanına gelirken belki dikkatinizi çekmiştir. Biz normalde kampüsümüzün etrafı tamamen açık. Yani herhangi bir kontrol noktası yok. O yüzden biz kampüs alanımızı da perforje demir ve tuğla kaplama duvar ile çevrelemekteyiz ve kampüsümüzü daha özel, daha güvenlikli bir kampüs haline de dönüştürmekteyiz. Ayrıca en çok şikayet ettiğimiz konulardan birisi olan da hastane asansörleriydi. Onların da ihalelerini tamamladık. Şu anda kaliteli ve hızlı asansörlerle hızlı bir şekilde yenilemekteyiz. Sanayi işbirliği kapsamında ilimize çok büyük bir yatırım kazandırdık. Tamamen üniversitemiz tarafından projelendirilmiş Türkiye'nin en büyük tıbbi etil alkol tesisi, yaklaşık 5 milyon litre üretim kapasitesine sahip ve Türkiye'de ilk defa olarak içinde nişasta içeren her türlü maddeyi, ilimizde en çok üretilen işte patates başta olmak üzere şeker pancarı, buğday, mısır gibi her türlü maddeyi etil alkole dönüştürebilecek bir üretim tesisi de
tamamlandı, deneme üretimleri bitti. Şu anda ruhsat bekleniyor ve ruhsat geldikten sonra da üretime başlayacak. Hem ilimize değer katacak, çiftçilerimize destek verecek hem de istihdam sağlayacak. Tüm bunların ve bugün temelini atacağımız bu güzel eğitim kompleksinin yanında bir müjdemiz daha var. İnşallah ihale aşamasında bir sorun yaşamazsak projesini tamamlamış olduğumuz ve uluslararası sağlık turizmine yönelik hizmet vermeyi de planladığımız, buna katkı sağlayacak 20 termal terapi havuzlu, çok sayıda fizik tedavi salonu, her biri kendine ait banyo tuvalete sahip ve 5 yıldızlı otel konforunda odalara sahip olacak ve şu anda projelendirmesi bitmiş olan ihale aşamasına girdiğimiz 100 yataklı FTR hastanemizin temelinde inşallah bu sene içerisinde atmayı planlıyoruz. Sayın Valim, Sayın Vekilim, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, değerli konuklar, sizi belki bir kere daha buraya yormak zorunda kalabileceğiz. O yüzden şimdiden hakkınızı helal edin. Değerli konuklarımız, üniversiteler, ilim ve irfan yuvaları, merkezleri, bilgi üretmenin ve bilgiyi kullanmanın elzem olduğu çağımızda temel sorumluluğumuz gençlerimizi daha donanımlı ve idealist şekilde yetiştirmek, onlara iyi bir gelecek vizyonu kazandırmaktır. Gençlerimize yatırım yapmanın önemini tabii ki biliyoruz, hepiniz biliyorsunuz. Bugün temelini birlikte atacağımız eser de bunun güzel bir örneği. İnşallah bu binalarda yetişecek öğrencilerimiz eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayacak, donanımlı hale gelecek, memleketimiz ve insanlık için hayırlı işlere imza atacaklardır diyoruz. Aynı şekilde İnşallah bu binalarda çalışacak akademisyenlerimiz de kendi sahalarında fark yaratan bilimsel faaliyetleri gerçekleştirecek. Hem kendilerinin, hem Afsun'un, hem de Afyonkarahisar'ın ismini tüm dünyaya duyuracaklardır. Üniversiteler bulundukları şehirlere her anlamda dinamizm katan ve değer kazandıran bilgelik merkezleridir. Afsun'un de güzel şehrimiz Afyonkarahisar'ı ve bölgemizi bu gibi kalıcı yatırımlarla daha güzel yarınları taşıyacağına olan inancımız tamdır. Sözlerimi tamamlarken üniversitemizin kurulmasında ve bugünlere gelmesine katkı ve destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilimizin milletvekilleriyle, siyasilerine, valilerimize, belediye başkanımıza, üniversitemizin gelişmesi için maddi manevi katkılarını esirgemeyen herkese, özveri olarak çalışan akademik ve idari personelimize ve bizleri kırmayarak davetimize icabet eden siz değerli konuklarımıza ve tabii asıl varlık sebebimiz olan sevgili öğrencilerimize şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum. Eğitim kompleksimizin hayırlara vesile olması dileğiyle de hepinize saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Rektörümüze teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Avukat Ali Özkaya'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, saygıdeğer Belediye Başkanım, Garnizon Komutanım, çok kıymetli rektör hocalarım, değerli Başsavcımız, Adli Yargı İdari Yargı Komisyon Başkanımız, İl Genelmesi Başkanımız, İl Müdürlerimiz, çok kıymetli üniversite akademi camiası hocalarımız, değerli basın mensupları ve çok kıymetli Afyonkarahisarlı hemşehrilerim. Bugün kuruluş kağında imzamız olan, gerçekten çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz Afsu Üniversitemizin önemli bir temel atma törenindeyiz. İnşallah bu törenden sonra hızlı bir şekilde binaların başlayıp buradaki sağlık üniversitemizdeki öğrencilerimizin güzel bir ortamda ders görebileceği, laboratuvarlarda çalışabileceği alanı kısa sürede tamamlamayı ve hizmete almayı Allah bizlere nasip etsin. Bize bu yatırım bütçesini veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bu üniversite sağlık açısından hayallerimizi gerçekleştirmeyi istediğimiz önemli alanları var. Tabii ki fizik tedavi, termalle birlikte Afyon'un ve Türkiye'nin önemli bir alanı. Onkoloji ile ilgili bir iyi noktaya doğru gidiyoruz. Eczacılık, benim en çok hayal ettiğim hususlardan birisi, ilaç üretimi, Afyon, Bolvadin, alkaloid fabrikalarıyla bir bütün halinde çalışarak Eczacılık Fakültesi'nin mutlaka yeni ürünleri geliştirmesi, çünkü hem Türk çiftçisinin daha fazla üretmesine hem de ürettiğimiz bu kıymetli ürünün daha fazla katma değere dönüşmesini arz ediyoruz. Burada yine sağlık, uluslararası sağlık turizmi hem iç hem dış açısından da geliştirilmesi, az önce rektör hocamızın da söylediği çerçevede sağ olsun IC Holding'in
Zafer Havaalanı'nın CEO'su ve müdürü de davet ettik. İstanbul'dan geldiler. Onlar da inşallah az sonra rektör hocamla daha sonra devam ederler. Daha fazla buraya uluslararası hasta nasıl gelir, nasıl bunu geliştirebiliriz, Afyon'a nasıl katkı sağlayabiliriz, bu konuda da çalışmaya devam ediyoruz. Yine önemli bir iş, ticaret borsamızın kullandığı alanın üniversitemize devriyle ilgili Türkiye'de ilk defa bir üst hakkının mülkiyet kabul edilerek takas edilmesi Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne olacak inşallah. Dün itibariyle yazı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Cumhurbaşkanlığı'na izin olarak gitti. Allah nasip eder de bir aksilik olmazsa haftaya geldikten sonra ticaret borsamızın binasının olduğu yaklaşık 56 bin metrekare üniversitemize geçecek. Atso'nun biçindeki araziyi de borsamıza vereceğiz ve böylece üniversitemizin kampüsü daha da genişleyecek, daha da artacak ve yeni imkanlara kavuşturacağız. Hepimize çok çalışmak düşüyor. İnsan sağlığı her şeyin üstünde. Burası da insan sağlığına yatırım yapılan önemli bir merkez. Hocalarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması, çalışanlarımızın, hastane çalışanlarımızın daha iyi şartlarda hizmetine devam etmesi önemli. Değerli belediye başkanım, hastanemize çok hayırlı bir iş yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Orada çok güzel bir anaokulu, kreş yaptınız. İnşallah bugün yarın hizmete alacağız. Buradaki arkadaşlarımız da söylüyor. Bizim de hastanede çalışanlarımız var, çocuklarımız var. Onların da çalışması gereken, okuması gereken kreş ihtiyacımız var diyor. Rektör hocamın Nebi projesi var. Nesiller arası birleşim projesi var. Dolayısıyla sizden burada Sayın Valim, bir belediye başkanımızdan bir hayır daha bekliyoruz. Bir yatırım daha bekliyoruz ve alkışlıyoruz. Onun burada bir kreşi yapmasını arz ediyoruz Sayın Başkanım. Tabii biraz kusura bakmayın, Emir Bakir gibi düşünmeyin. Bu şehrin hizmetini hep beraber yapacağız. Bu işi de inşallah, bu işi de kısa sürede birlikte beraber yaparız, temelini atarız. Buradaki çalışan hemşirelerimiz, hanımefendiler, arkadaşlarımız da çocuklarını daha iyi şartlarda kampüslerin içinde eğitim görmesine vesile olur ve onların da hayır duasını alırız diyorum. Hayırlı olsun diyorum başkanım. İnşallah. Efendimiz de hayırlı uğurlu olsun. Bütün katkı sahibi arkadaşlarımıza, hayır sahiplerimize teşekkür ediyoruz. Allah kurdelesini de kesip hizmet vermeyi nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı cumalar. Konuşmalarından dolayı sayın vekilimize teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Afyonkarahisar Valisi Sayın Doçent Doktor Kübra Güren Yiğitbaşı'nın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Milletvekilimiz, Sayın Garnizon Komutanımız, kıymetli Belediye Başkanım, değerli rektörlerim, kıymetli il protokolümüz, saygıdeğer davetliler, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ben de. Şehrimizin sağlık temalı üniversitesi, aynı zamanda ilk ihtisas üniversitemiz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitemize güzel bir hizmeti daha inşallah hep birlikte kazandırıyoruz. Bugün temelini atacağımız eğitim kompleksimizin tamamlanmasıyla birlikte eczacılık, sağlık bilimleri, diş hekimliği fakültelerinin eğitim ve idari amaçlı kullanılacak mekan ihtiyaçları giderilecek. Aynı zamanda bu fakültelerimiz laboratuvar, konferans salonu ve amfi kütüphaneye de kavuşmuş olacak. Değerli misafirler, bu anlamlı tören vesilesiyle değerli doktorlarımıza, tıp fakültemizde geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza, aynı zamanda bir sağlık çalışanının eşi olarak ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler icra ettiğiniz bu meslekle insan hayatına doğrudan dokunan, Rabbimizin bir kişiye takdir ettiği hayatın kalitesini yükselten bir konumda bulunuyorsunuz. Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın işlerini iyi yaptıklarında hastalarından ve onların yakınlarından aldıkları dualarda herhalde hiçbir bir maddi karşılıkla ölçülemeyecek bir değer ifade ediyor. Türkiye'nin dünya çapında iddialı olduğu alanlardan biri hiç şüphesiz sağlık hizmetleri. Bunu pandemi sürecinde de hep birlikte gördük. Bu başarının asıl sahipleri
Elbette ki doktorundan hemşiresine, idari ve teknik personelinden hasta bakıcısına kadar tüm sağlık personelimizdir. Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz. Bugün temelini attığımız eğitim kompleksi de geleceğin sağlıkçılarını yetiştirecek olan üniversitemize ve öğrencilerimize en güzel hizmetlerden birisi olacaktır düşüncesindeyim. 2020 yılı başında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin %100 sermayesiyle kurulan Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve şirketin çalışmalarıyla ortaya çıkan tescilli bir marka olan Aflora Tıbbi Etil Alkol Üretim Tesisi ve bu alanda yürütülen çalışmalarda üniversitemizin markalaşma yolunda inşallah hep bir adım öteye daha taşıyacaktır. Kısa sürede şehrimizin önemli bir markası olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitemiz inanıyorum ki ilerleyen süreçlerde de değerini artıracak ve ülkemizin en saygın üniversitelerinden birisi olacaktır. Kıymetli katılımcılar, bu duygu ve düşüncelerle temeline attığımız eğitim kompleksimizin hem şehrimize hem üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Az önce Sayın Vekilimizin ifade ettiği gibi belediye başkanımıza ben de bir anne olarak şimdiden katkıları için, anaokulu katkıları için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme ya müfettihal ebvab, iftah lana hayral bab. Ey bizleri yaratan, yaşatan, kaleme ve onun yazdıklarına dikkat çekerek, hiç bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını ifade eden Yüce Rabbimiz. Zat-ı uluhiyetine hamdü senalar ediyor. Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selamlar getiriyoruz. İlahi ya Rabbi, şu anda eğitim kompleksinin temelini atma münasebetiyle bir araya geldik. Ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı kabul ve karin eyle. Bu kompleksi başta Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi olmak üzere ilimize, memleketimize ve bütün İnsanlığa hayırlı ve mübarek eyle. Ya İlahel Alemin, bu kompleksin fikir bazında ve proje bazında, inşasından imarına kadar bütün emeği geçen ve geçecek olanların sayeni meşgul, zembini mağfur, amellerini makbul, ticaretlerine asla zarar etmeyecek dünya ve ahirette mükafatına ererek ticareten len tebur sırrına mazhar eyle. Ya İlahel Alemin, buranın inşasından imarına kadar çalışacak olan bütün kardeşlerimizi her türlü görünür görünmez kaza, bela ve musibetlerden emin ve muhafaza eyle. Yine burada bir araya toplanarak imarından sonra açabilmeyi ve hayırlı hizmetler yapabilmeyi bütün burada çalışacak kardeşlerimize nasip ve müyesser eyle. Daha nice bu ve buna benzer hayırlı hizmetleri de hep birlikte açabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Konuşmalarından dolayı Afyonkarahisar İl Müftüsü Sayın Sinan Kazancı'ya teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Valimi, Sayın Vekillerimi, Sayın Belediye Başkanımı, Sayın Rektörlerimi, eğitim kompleksimizin temelini atmak üzere butonların bulunduğu kürsüye davet ediyorum.